Pisa Kulesi neden yamuk, nasıl ve ne zaman yamuldu, tehlikeli mi, avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bu gibi birçok soruya cevap vermeye başlarken, siz de destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Pisa Kulesi, İtalya'nın Pisa şehrinde yer alan ünlü bir yapı olup, Eikli ile tanınır. Kule, İtalya'nın kuzeyindeki Pisa şehrinde Piazza dei Miracoli'de, yani İtalyancadan çevirirsek Mucizeler Meydanı'nda yer alan ve 1063 ve 1090 yıllarında yapılan şehir katedralinin çan kulesidir. Ana yapıdan ayrı olarak inşa edildi. Bu eşsiz yapı Gotik tarzda tasarlanmış ve 1173 tarihinde inşasına başlanmıştır. Ancak tamamlanması 14. yüzyıla kadar sürmüştür. Kule 55 metre yüksekliğinde olup 294 basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır. Üzerinde bulunan 8 kat silindir biçimindedir ve 2 adet sarmal merdivene sahiptir. Pisa Kulesi temelin oturduğu zeminin çökmesi nedeniyle güneye doğru eğilmeye başlamıştır. Ancak ağırlık merkezi, kendi temel dairesinin içinde kaldığı için kule hemen devrilmemiştir. Pisa Kulesi'nin eğilmesinin ana nedeni, yapının inşaatı sırasında zemin özelliklerinin dikkate alınmamasıdır. Kule, inşaat sırasında zeminin bataklık, yumuşak ve dengesiz olması nedeniyle eğilmeye başlamıştır. Temel olarak kil, kum ve deniz kabukları gibi zayıf malzemeler üzerine inşa edildiğinden kule, inşaatın üçüncü katına ulaşıldığında eğilmeye başlamıştır. Kule, her yıl milimetrenin onda yedisi kadar eğilmektedir. Yani ortalama 100 senede 7 santimetreye kadar eğilmektedir. Pisa Kulesi ne zamandan beri yamuk? Kaç yüzyıllardır bu halde diye soracak olursanız, 1173 yılında inşa edilmeye başlanmış ve 1372'de tamamlanmıştır. İlk eğilme, kule yapımının tamamlanmasından önce, inşaatın 3. katında başlamıştır. Pisa Kulesi, inşaatının 3. katına ulaşıldığında eğilmeye başlamıştı. Bu eğim, inşaat sürecinde duraklamalara ve çeşitli düzeltme girişimlerine rağmen devam etmiştir. 1372 yılında inşaat tamamlandığında kule belirgin bir şekilde eğik durumdaydı. Kulenin yamukluğunun tehlikeli bir durumu var mı? Pisa Kulesi'nin eğik yapısı yapı mühendisliği açısından her zaman bir tehlike arz etmiştir. 20. yüzyılın sonlarına doğru eğim kritik bir noktaya ulaşmış ve kule çökme riskiyle karşı karşıya kalmıştır. Ancak 1990 ve 2001 yılları arasında gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla kule stabilize edilmiş ve güvenli hale getirilmiştir. Kulenin yamuk olmasının avantajları ve dezavantajları neler? İnsanlık tarihi bu konudan nasıl etkinlenmiştir? Avantajlarını iki maddede değerlendireceğiz. Bunlar kültürel ve tarihi değer ve turizm çekiciliği. Turizm çekiciliğine bakalım. Pisa kulesinin eğik yapısı dünyanın dört bir yanından turist çekmesini sağlar. Bu durum bölge ekonomisine önemli katkı sağlar. Kültürel ve tarihi değeri bize ne ifade ediyor? Kule Ortaçağ Avrupa'sının mimari ve mühendislik becerilerini gösterir ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır. Dezavantajları kısmında ise yapısal güvenlik ve restorasyon zorlukları karşımıza çıkıyor. Yapısal güvenlikte eğik yapı, sürekli olarak yapısal izleme ve bakım gerektirir. Bu durum, maliyetli olabilir ve zorlu mühendislik çözümleri gerektirir. Restorasyon zorluklarında ise kuleyi stabilize etmek ve eğimini kontrol altında tutmak için kapsamlı mühendislik çalışmaları yapılması gerekmektedir. Gelelim merak edilen soruya. Kule insanların üzerine yıkılabilir mi? Modern mühendislik ve restorasyon teknikleri sayesinde Pisa Kulesi'nin çökme riski büyük ölçüde azaltılmıştır. Kule sürekli olarak izlenmekte ve gerektiğinde müdahaleler yapılmaktadır. Bu nedenle insanların üzerine yıkılma olasılığı oldukça düşüktür. Yapılan restorasyon çalışmaları ve sürekli izleme kulenin güvenliğini sağlamıştır. Hepimiz sosyal medyada Pisa Kulesi ile fotoğraf çekinen birçok kişiyi görmüşüzdür. Peki insanlar neden bu kadar çok fotoğraf çekiyor? Pisa Kulesi'nin eğik yapısı ziyaretçilere ilginç ve eğlenceli fotoğraflar çekme fırsatı sunar. Ziyaretçiler, kulenin eğimini mizahi bir şekilde kullanarak çeşitli pozlar verirler. Özellikle kulenin düzeltildiği ya da desteklendiği izlenimi veren fotoğraflar oldukça popülerdir. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bekliyoruz. Bu ve benzeri içeriklerin daha çok gelmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalınız.